Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Her gün bir rol serisinin yeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Nişancı oynuyoruz. Şunu bir açayım da bakayım. Heh. Nişancı oynuyoruz, cin oynuyoruz. Zaten bir önceki videonun sonunda söylemiştim. Cin beleşlerden kalktı. Sağ olsun. Bu arkadaşımız Duday Sabi Reşit yolladı şeyi. Oradan yapıştırdık. Şimdi şöyle yapalım, tamamdır. Bütün skiller tamam. Bu karakterle alakalı. Bu karakterle alakalı anlatacağım detaylı şeyler var. Bu süre içerisinde de birazcık pasif kalıp koridorda minyon kesmeye çalışacağım aynı zamanda. Karakterin pasifi 4 tane mermi topluyor olması. Şimdi bu mermi mekaniğinden bahsedeceğim. Her dört mermide bir şarjör değiştiriyor karakter. Bu dördüncü mermi karakter... Ya ben adama tıklamıştım. Adama tıklamayıp çalıya yürüdü karakter. Çok kötü oldu bu. Adama bir tane mermi bırakıp geri dönecektim aslında amacım. Anlatırken aynı zamanda oynaması zor oluyor. Dördüncü mermi fazla vuruyor ve dördüncü mermide yürüme hızı kazanıyor karakter. Öyle de bir ekstra özelliği var. Çok uzun süre boyunca elimizdeki mermiyi atmazsak, yani mesela iki kurşunumuz var atmadığımız, çok uzun süre bekledik. O çok uzun süreden sonrasında otomatik olarak şarjör yeniliyor karakter. Aşağıda bir zaten geri sayım var. Ona göre anlamışsınızdır. Bu karaktere özel kullanılan bir kabiliyet var. Çok güzel giden bir kabiliyet. Ölüm ateşi dokunuşu kabiliyeti. Neden? Çünkü çok fazla skill atıyor karakter. Düz vuruştan daha çok skill atıyor. Bundan dolayı tamamen. Ölüm ateşi dokunuşu kabiliyetini alırsanız çok aşırı uzaklardan, çok alakasız yerlerden adam öldürebiliyorsunuz. Öyle bir olay var yani karakterin. Seversiniz yani aslında oynasanız. Sana vah ya. Bunun şeyini iyi ayarlamak lazım. Minyon kaçırabilirsiniz yoksa şarjörü yenilerken. Vallahi pasifle alakalı atladığım bir şey var mı bilmiyorum. Yoktur diye ümit ederekten Q'ya geçiyorum. Q bomba atıyor. Şöyle. Bu sekiyor. Yine 4 tane hedefe. Bayağı dev vurduk ya. 4 tane hedefe sekiyor bu bomba. Eğer vurduğu hedefler ölmeye devam ederse gitgide daha çok vuruyor Q yeteneği. Çok güzel. Gitgide daha çok vuruyor böyle. Fazla hasar vererekten ondan sonrasında dördüncü hedefte kalıyor. W yeteneği çok uzun menzilli bir hasar yeteneği. İlk çarptığı şampiyona patlıyor. Eğer bu şampiyona bizim takımdan birisi veya kendimiz bir hasar vermişsek belli bir bekleme süresi var. Şampiyonu yere sabitliyor. Sabitleme etkisi uyguluyor. Şimdi benim alacağım eşya. Vallahi yoğun mu alıyorlar? Şunu alayım abi. Şöyle yapalım. Seyircilerim. Ayakkabı, beyaz ayakkabı alınıyor. Bir de yoğumu çektin mi üzerine? Üzerine bir de draktar alıyorsun abi. Öküz gibi hasar çıkartıyor karakter. Harbi çok fazla hasar çıkartıyor. Yani yürüme hızı da aynı zamanda önemli bu karakterde. Dördüncü vuruştan sonrasında yürüme hızı kazanıyoruz ekstra. E yeteneğine gelirsek yere mayın bırakıyor. Buna basan kişi mayını aktifleştirip yavaşlama yiyor ve aynı zamanda işaret yiyor. W ile vurduğumuzda sabitleyebiliyoruz mayına basan birini. Ve o mayın bir süre sonra patlıyor. Adam eğer halen onun üzerinde durmaya devam ediyorsa mayının hasarını da yiyor. Patlama hasarını da yiyor.
kaçırsam bizi yutur. Tutturamadım. W'yu tutturması aslında kolay gibi gözükse de o kadar da kolay değil. Gayet güzel. Vallahi ilk Q fulliyorum ben. Başka bir şey fulleniyor mu bilmiyorum. Belki farklı taktikler vardır. Bu arada anlatırken oynaması çok zor geldi bana şu anda. Çünkü yeteneklerini biliyorum ama çok aşırı detaylı bir mekaniklere sahip. Ve aynı zamanda zaten çok oynamadığım bir şampiyon olduğu için oynaması da benim için zor oluyor. Bunun için kusura bakmayın. Birazcık zorlanıyorum yani bunu anlatırken. Fark etmişsinizdir zaten diye düşünüyorum. Gürültülü bir sanatım var. Ölüm ateşiyle işte uzaktan vurunca ekstra hasar çıkartıyor. Ultisi bu arada adı neydi? Son perde. İşte bizim kaynağım. Atarım ultisine, gösteririm olayı. Bu şekilde mesela. Ulti açabilirim ya. Bak çalıya çalı ekledi. Ultiye manam yetmiyor ya. Denedim. Tuttu mu bilmiyorum, tutmamış yok. Kıyafetime leke bulaşırsa sinirden. Şu çalılar ha bitti. Benim de ultiye mana yok ya. Ultiye manam olsa burada güzel şeyler başarabilirim. Ulti şu alan bak görüyorsunuz. Öküz gibi büyük bir alanda. Mini haritadan da görebilirsiniz. Aa bu arada oyunun ekranı kaymış ya. Fuck. Niye böyle oldu bu? Ha. Kusura bakmayın birazcık oyun ekranı kayıkmış, onu düzelttim. Çok da o kadar da berbat değil, o yüzden video patates olmaz ya. O kadardan da şey yapmayalım, o kadar da sıkıntı olmaz herhalde. Kusura bakmayın, farkında değilim. Oyuna yama geldikçe, çünkü bu ekran ayarları değişiyor biliyorsunuz, sesler sıfırlanıyor falan. Bugün de yama geldi. Siz bu videoyu izledikten birkaç gün önce çekmiş olacağım. Ben 6.20 yamasının ertesi günündeyim şu anda. Ondan dolayı birazcık sıkıntı oldu olay. Sorry. Güzel hasar. Simetri ne kadar da sıkıcı. Vuramadım. Lulu önüne geçti ya. Of. Kurşun bitti ya. Zilin ultiyi atamadı şeyde. Manası mı bitti bilmiyorum o anda da. Zilin ultisi gelseydi orada bayağı bir avantajlı olacaktık. Şimdi ultisi 4 tane mermi atıyor. Yine 4.sü fazla vuran mermiler atıyor. Dediğim gibi 4 rakamına takıntılı bir karakter oynuyoruz. İşim daha kolay olurdu. Vurduğumuz kişiler en öndekini vuruyor bu arada. O yüzden Lulu adamın önüne geçti ve benim vuramamamı sağladı. En öndekini vuruyor, yavaşlatıyor, hasar veriyor. 4.sü çok fazla hasar veriyor. %200 hasar veriyor. Ve aynı zamanda ölüm ateşi dokunuşuyla birlikte ekstranın ekstrası hasar çıkartmış oluyoruz. Olay bundan ibaret. Bu arada minyon da öküz gibi gerideyim. Çok da şaşırtan bir şey değil gerçi. Oynayamadım çünkü adam akıllı.
Ulan arkadaş ya. Adam çok fazla vuruyor. Güzel hasar çıkarttık. Önemli olan ortaya çıkan eser. Şu adam üzerime E atarsa onu yok etmemiz lazım. Oğlum ulti. Manası yok. Oh. Çok kötü oldu ya. Flash'im vardı benim daha. Bu adamı cezalandıramıyoruz. Beni çok rahatsız etti bu durum. Diğer koridorlarda durumlar. Kaybediyoruz diğer koridorları. Zevk sahibi bir müşteri portföyüm var. Çok pot alacağım. Manasını saklaması lazım. Çünkü önceki öldüğünde de sanırım yine manası yoktu. Hangisi yalan acaba? Maske mi yoksa yüzüm mü? Geç abicim. Vuramadım. Asıl güzelliğin olmadığı bir dünya canlılık. Ezreal şifa bastı bu arada. Güzel. Yürüme hızını güzel verdi. Lulu flash bu arada. Ezreal şifasını attı. Lulu da sıçrasını attı. Güzel. Hem bayağı bir şey aldık hem de öldürdük yine adamları. Bir opera gibi görkemli olmalı. İlk kule alınmamış henüz. Şöyle yaparsanız bütün minyonlara vuruyor bu arada. Ezreal geldi. Sahnemi, zihnimi. Ezreal kırmızıyı niye alıp geliyorsun ya? Garip misin birader? Sabitlemedi ya. Vurmamış mıyız ona? What? O neydi lan? Nasıl öldü adam? Oldu, ben tek alayım. Çık çık. Bunu ADC'yi bırakın bu arada. Önemli olabiliyor çünkü duruma göre. Bir tane de şuraya açalım. Yani karakterin yetenekleri bunlardan ibaret. Başka ekstra açıklamayı unuttum. Böyle minik minik şeyler olabilir. Kapanlar yük biriktiriyor falan filan böyle. Onları da izleyince zaten genel olarak anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Oynanış önemli olan bu karakterde açıkçası. Oynanışta da ben elimden geldiği kadar dikkatli oynuyorum. Bir de şimdi ne alacağız? Draktör mü alalım? Draktör alınabilir bir eşya ya. Pardon, şunu unuttum. Güzel. İyi kastık. Ezreal'a seviye farkı
Attık yani, adam koridora geldiğinde 7'ydi çünkü. Yeni 8 oldu. Ben 9'um. Diye oo, yukarıdaki durumlar çok değişmiş. Yukarıdaki durumlar bayağı değişmiş koridorun durumu. Gerçek yüzümü sadece seyircilerine gösteririm. Bu senin için son perde. Bu adam yok. Son 2, 3, 4. Ben hiç kimseye zarar vermem. Can alıcı olan sanatım. O çaldığı totemleri var. Onu da öğrenmiş olduk. Ortayı çok ittirdiler bir anda az önce de, şimdi bizimkiler geri tutabildi. Bir rakip katledildi. Aman vermiyor. Yukarıda durumlar iyi. Bu çok güzel bir durum. Onu vuramamam bayağı. Ya birisi öldüğünde yere kapan açılıyor. Öyle bir mekanik var. Tam bilmiyorum onun çalışma olayını. Onu bir skill'lere falan bakarız da. Onu ben bilmiyorum. Birisini öldürdüğünde jin yere kapan açıyor. Neye göre, hangi durumlarda, hangi koşullarda bilmiyorum. Lan minyon kaçtı yine. Orada adam. Mis. Dördüncü mermiyi saklayabiliyorsanız saklayın. Bazen çok işe yarıyor. Abi adam dünyasını attı üzerime ya. Girseler çok net alırlardı bu arada. Diana tek başına girebilirdi orada. De problem mi? Değil. Değil, problem değil. Ezreal her şeyini attı yine. Yine üzerime attı her şeyini. Ben ilk flash'ımı direkt olarak çalın içine atabilseydim adamlara gözükmeden bayağı bir şaşırtıp oyunlar yapabilirdim. Yetişmedi orada. Yine de en azından bir tane skor almadan ölmedik yani. Dur, skill'lerini okuyalım ya. Q'da değil. W'de E'ye bakalım. Ölümün güzelliği. Jin bir rakip şampiyon katledildi. Şampiyonun katledildiği yerde bir nelüfer kapanıp filizlenip patlar. Aynen. E'nin özelliğiymiş ya. Belli bir şeyde yokmuş. E açıkken yani. Birisini öldürdüğünüzde yerde bu kapandan patlıyor. Jin'i oynayan kişilerde birkaç tane oynayış tarzı var. Birisi, yani ben normal oynuyorum bildiğimiz ADC gibi. Diğeri ultisini çok iyi kullanarak yalnızca ultiyle adam oyun taşıyabiliyor. Kafa attı. Pot! Çok güzel. Mükemmel. Yaz bu kuleye gözükecek ya adam. La bilir, kafa attı.
O neydi lan? Şu adamın her şeyini üzerime atmasına çok pis ayar oldum ya. Ezreal ulti attı mı? Saçma bir yerde base atmak istiyorum. Vallahi şimdi bir tane can çalma alacağım. Can çalmanın ihtiyacını hissediyorum. İstatistik olarak bildiğin can çalma ihtiyacı hissettim. O yüzden aldım bakalım. Bunda da var sanırım can. Aynen. Patlıcan almış o da. Ya bu oğlum. Şu Ezreal ya. Adam hiçbir zaman defansif kullanmıyor E'sini ya. Acayip garip yani, ben çıldırmak üzereyim. Tank lazım bizim ön safa ayrıca. Adam arkadan herkes vuruyor çünkü. Herkes üzerime atlıyor lan. Kitlemesi lazım şunu birisi. Tabancamın sapını gülle donatacağım. Tank lazım abiciğim. Ön saf olmadığı sürece, çünkü Ezreal bile üzerime E atarak beni öldürebilir. Yalnızca ben de değil, takımdaki herkes öldürebilir işte. Vah. Zilin çok güzel karakteri ya. Oğlum ya. Tank kassın birader ya. O aldığı AP'yi kullanamıyor ki tank kasmadığı sürece. Kana susamış alacağım. Kana susamış alacağım da parasını tamamen bitirmem lazım. Herkes bir maske takar. Bense kendi yaptığım maskeyi takıyorum. Şimdi Retik. Dur bakalım. Gerçek güzellik anlayacağız. İyi olmak yetmez. Adamların saçmalamasını bekleyelim. (Gülüyor)
Şunları dizeyim şöyle ben. O zaman da. Ya şu şeyi satmam lazım. Bunu satıyorum. Keşke atmasaydı skilllerini. Zaten ölecekti. Ezreal bunu yapamamalı yani özet olarak, ama yapabiliyor. Muhtemelen bundan dolayı oyunu kaybedeceğiz ama çok da problem mi? Çok da problem değil abi. Zaten olay, asıl amaç Char'ı anlatmak ve güzel de bir koridor satması geçirdik açıkçası. Bayağı vurdum ya. Vur ona. Lan vursana! Lan ne yapıyorsun? Oğlum! Niye vurmadın? Buluyor, niye almadı ya? Çok garip kararlar ya, çok değişik. İttirelim buradan devamına. Ejder. Ezreal şimdi doğdu. Da ejder de 50 saniye ya. Biraz daha o oynanış stillerinde biraz daha geride duran Jhin oynanışını yapacağım. Graves'te. Graves. Bu adam burada tek başına ettirirken Graves neden bizim görmediğimiz yerde arkasında bekliyor? Bu nasıl bir yemlemektir ya? Ya savaştan önce en azından bir miktar canlarını eksiltiyoruz. Bunu yapma ama. Çok yanlış arkadaşlar ya. İnhibitörü açacaklar. Şunu bir alalım. Armor. Zırh. Oyun bitmez umarım ya. 4 kişi yaşıyoruz.
Baron girmiş olabilirler. Yok, ejder almışlar. Tamam. Bir tanesi bir canla kaçtı ya. O ne ya? Yaptığı harekete bak. Vuramadım. Şurada dursun bu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şu an baron bile alırız aslında. Bir tek Ziggs yaşıyor. Buradaydı en son. Aa, güzel ultisini attı boşa. Tamam, sıfır sıkıntı. Misler gibi. Adamlar zırh alıyorlar mı? Adamlar zırh bile almıyor ya. Şu tiplere gel. İki tane ADC var bizde. Ben yine ultiyle falan bir şeyler yapmaya çalışmam lazım. Benim ultim aynı zamanda hani hasar yanında adamların pozisyonlarıyla da oynayabiliyorum bu şekilde. Bulgur bulgur oynuyorum adamların pozisyonlarıyla. Ulti, aman ulti değmesin, aman kaçayım falan filan ayağına. Kaçıyor, şey yapıyorlar yani. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Adamın verdiği kalkanla yaşadı. Gördünüz değil mi orayı? Of, çok iyi. Bir şey alamayacağız ya. İnhibitör çünkü. İyi, bunu aldık. Alamıyoruz ya. Kulenin zırhı çok yüksek. Pembeye atma sebebim TP atabilir diye de gerek kalmadı. Sahnenin havasını içine çek.
Dikkat. QSS almama gerektiren bir durum yok gibi duruyor. O yüzden ben son, yani şimdiki eşyayı ebedi alacağım artık. Kritik vuruşlar çünkü %200 yerine 250'ye çıktığında bayağı işime yarayacak. Açıyorum okey. Beyin gelmedi. Bu çok büyük sıkıntı işte, o savaşa çok geç girmeler. Hadi go. Bunu daha seri alıp ondan sonra TP atması bayağı bir daha mantıklıydı bu arada. Kule ne yapıyorsun kule ya? Aman. Kule de ne yapacağını şaşırdı ha. Kötü attım ultiyi ama olsun. Bu arada Jin'de şöyle bir özellik vardı. O kaldırıldı sonra. Ultiden atmadığımız mermiyi bize ultide bekleme süresinde azalma olarak geri veriyor oyun. Dur. Güzel. Cici ver Pet. Oh. Güzel oyundu ya aslında, bayağı bir çekişmeli oldu. Ben biraz gerildim, fark etmişsinizdir zaten. Tryhard'a falan bağladım ama eğlenceli oyundu. İşte bu his, o gerginliğin, o tryhard'ın üstüne oyunu kazanma hissi güzel bir his. That's what makes League of Legends so good. Yani LoL güzeldir. Şampiyonlara verilmiş hasarda en yüksek Ezreal. Takımı toplasan benim hasarım ediyor. Yalan. O cidden öyle lan. 20, 36, 46, 49, 8 daha, 57, 58K. İlk defa başıma geliyor diyor. Oo, benim ilk defa başı. Benim de başıma gelmiş bir durum, ilk defa değil ama güzel. En yüksek hasarda bizde, bizim takımda, sonrasında Vayne'de. Ya o güzel güzel oyundu ya. Şu Zillion'un onu iki tane destek kombosu iyi yani. Bayağı iyi. Burada maçımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde oynayacağımız şampiyonu seçelim. Ondan sonrasında yardırmaya devam edelim. Jhana oynamıştım en son destek rolünde. Jhana'dan sonra destek rolünde Karma'mız var. Karma oynayacağım. Tamamdır. İyidir, hoştur, güzeldir. Bir sonraki bölüm Karma. Her gün bir rol bölümünde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.